Araba satışları bir süre durdu. Yaprak kımıldamadı. Hem ikinci elde hem de sıfır otomobilde. Ama şu günlerde bir hareketlilik var. İnsanlar yılbaşı öncesi akın akın araba almaya gidiyor ve hatta gemilerdeki araçlar dahi alınmış durumda. Otomobil pazarında yeni yıl öncesi hareketlilik yaşanıyor. 2023 öncesi dövizin artacağını düşünen vatandaşlar, yılın son ayında araç almak için bayilere akın etti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 62 bin araç satılmıştı. Bu yılsa daha henüz 20 gün geçmemişken 100 bin barajına ulaşıldı. Bayilerde talebi karşılamak için henüz gümrükten geçmeyen araçları dahi satışa çıkarmaya başladı. Türkiye pazarında oldukça etkin olan bir firma bayisi, "Talep çok yüksek, gemiyle Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan araçları da sattık," dedi. Hatta bazı bayiler önümüzdeki ay gelecek araçlar için şimdiden liste yapıp kapora almaya başladı. Piyasada sıfır araç bulamayan bazı tüketicilerse ikinci ele yöneldi. İkinci eldeki satışlar da gözde görülür oranda arttı. Çok fazla mesaj gelmiş. Asgari ücret ne kadar olacak? Ortalama söylüyorum. Bunu ortalama. Sizden gelen mesajlar ortalama 8 bin lira civarında. Bakalım ne olacak? Efendim, Eda Özyurt hanımefendi, EYT'nin içindeki en dezavantajlı grup çıraklık ve staj mağdurlarıdır diyor. Fiili çalışma olduğu halde karşılığını alamadık. Stajsız EYT yarım kalır. Bizler emeğimizden vazgeçmeyiz. Staj emek ve hak mücadelesidir. Bu arada çokça bu mesajlar geliyor, okuyorum ve bana özellikle soruyorsunuz. Siz de buna katılıyor musunuz diye. Tabii ki katılıyorum. Staj bence insan hayatının, meslek hayatının en mental olarak zihnen ve bedenen de en zor süreci. Yani stajın çalışandan hiçbir farkı yok, hatta fazlası var. Şimdi... Trafik sigortası diyelim. 2023'te trafik sigortası fiyatları artacak mı? Aslında sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme denetleme kurumu prim artışı olmayacak diyor. Uzmanlarsa farklı düşünüyor. Gözler 2023'e sayılı günler kala trafik sigortası fiyatlarına çevrildi. Milyonlarca araç sahibinin beklentisi yeni yılda primlerin aynı kalması. Trafik sigortasında tabii sürücüler çok şikayetçi, devamlı artıyor, primler çok fazla artıyor. Müjde gibi haber, hani trafik sigortasında prim artmayacak diyor ama hani müjde olan kısmı ne? Her sene Ocak ayında bir yıldaki artışa bakıp bu enflasyonun, işte ne bileyim, araç artışı, hasar prim oranının altında kalmışsa bir düzenleme yapılıyordu. Bir artış daha geliyordu. Mesela 2 yıl önce %10, 2022'de bir %20 gelmişti. Şimdi büyük ihtimalle bu düzenleme ve artış yapılmayacak dendi. 2021'in Kasım ayından bu senenin Kasım ayına kadar ortalama fiyat %189 arttı. Araç sigortalarında geçen sene ortalama fiyat 738 lirayken bu sene rakam 2171 liraya kadar çıktı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıklamasına göre 2023'te fiyat artışı yapılmayacak. Peki bu ne kadar mümkün? Kötü haber de tabii vermek de lazım. Geçen sene 2021 Aralık ayında SDDK gene 2022'de arttırmayacağız demişti. Ocak'ta arttırmadı ama Şubat'ta %20, sonra yıl içinde 3 kere daha zam geldi. Neredeyse %189'u bulan trafik sigortasında bir artış da oldu. Sigorta uzmanı Turusan Bağcı fiyatların yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yaşanacak artışın sebebini açıkladı. Artış kaçınılmaz, bunu söyleyeyim. Buna da hazırlanmak lazım. Gene belki Ocak ayında olmayacaktır ama Şubat, Mart'a doğru yılın ilk çeyreğinde mutlaka tekrar bir düzenleme gelmek zorunda kalacak. Bunun birinci sebebi asgari ücret artışı.